Tabii akıllı şehir tanımına bakacak olursak ivedilikle günümüz dünyasında bizlerin de bu kavramın altını dolduracak uygulamaları bir an önce başlatmamız gerektiğini, başlatılan uygulamaları da geliştirmemiz gerektiğini bilincindeyiz. Bu anlayışla da kentin yönetiminin her noktasına akıllı şehir tanımlamasına uygun yeni bazı uygulamalar başlatıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin il genelinde 70 adet akıllı kavşak sistemi uygulaması var. Yine engelli veri tabanı çıkarıyoruz. Bu sayede engellilerimizle ilgili her bilgiye dijital ulaşabiliyoruz artık. Sahilde 8 kilometrelik sahil şeridimizde kentimizin en büyük parkı Kültür Park'ta ücretsiz Wi-Fi uygulamamız var. Yine kentimizde akıllı bisiklet uygulamalarımız var. Toplu taşıma araçlarımızda, belediye otobüslerimizde NVR sistemi var. Uzaktan güvenlik ve hız kontrol sistemi. Bunun yanında 51 adet de akıllı durak sistemi uygulamaya kondu ve bunun tabii ki sayısını da her geçen gün arttıracağız. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaremiz SCADA sistemine sahip. Yine Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi akıllı sayaç okuma sisteminin pilot uygulamasını başlattı. Sayaçların artık uzaktan okunup sayaca müdahale olanağı tanıyan bu akıllı çözümle işçilik maliyetinin kayıp kaçak oranının azalmasını biz bekliyoruz. Yine korona salgın döneminin en dikkat çekici akıllı şehir uygulamalarımızdan bir tanesi askıda fatura uygulamamızdı. Çağrı merkezinin yenilenmesini yönetime geldikten sonra bütün kurumların tek çatı altında TEKSİN adını verdiğimiz Alo 185 hattıyla özellikle mobil uygulamalar ile e-belediyecilik faaliyetlerine hız kazandırmış olduk. Belediyemize ait kafelerimizde yemek listesini karekodtan okunmasını sağlıyoruz. MESKİ'de yani Su ve Kanalizasyon İdaremizde altyapı bilgi sistemimizi daha da takip ederek, güçlendirerek entegre ettik. Aynı zamanda bu süreçte 962 kilometre kanalizasyon hattı, 351 kilometre içme suyu hattı, 258 kilometre yağmur suyu hattı, içme suyu depoları, su kaynakları, vanalar, hidrantlar ve oluşan arızalar kayıt altına almış oldu. Adres bilgi sistemimizi oluşturduk. Mevcut binaların haritaya işlenmesini sağladık. Abonelerle binalar eşleştirildi. Tabu ve kadastro bilgi sistemi entegrasyonunu sağladık. SCADA ile coğrafi bilgi sistemi entegrasyonunu da hızlandırmış olduk. Yine Büyükşehir Belediye'mizin İmar dairemize bağlı harita müdürlüğünün yaptığı çalışmalardan da hemen kısaca bahsetmek istiyorum. 12 ilçenin imar yolu ağ çizimini gerçekleştirdik. Yol yapım dairesi başkanlığınca kurulan komisyon tarafından oluşturulan kırsal yol ağları envanterinin sisteme aktarılması çalışmalarını gerçekleştirdik. Mersin için yangın müdahale riski ve riskli bölgeler haritasını hazırladık. Mersin için nüfus yoğunluğu haritası hazırlandı. Yine nüfus mesken yoğunluk haritası çalışmalarını devam ettiriyoruz. İmar uygulama alanlarının sisteme aktarılması hususunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.